Kıymetli dostlar, bir insanın salih amellere devam etmesi, namazdı, oruçtu, zekattı ve Kur'an okumaktı, zikrullah'tı, amel defterinde sağ taraftaki meleğin yazacağı güzelliklere devam etmesi, Allah-u Teala'nın kulunu sevmesine sebep olur. Şimdi ayet-i kerimede, Bakara suresinin 222. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَضَحِّرِينَ Allah-u Teala ısrarla tevbeye devam eden, pırıl pırıl ibadetlerle tertemiz olmaya çalışan kulları var ya, onları sever. Kimi seviyormuş Cenab-ı Hak? İbadetlerle arınmaya çalışan, tertemiz olmaya çalışan, abdest temizliyor muydu? Namaz temizliyor muydu? Oruç temizliyor muydu? Kur'an okumak temizliyor muydu? İşte ibadetlerle, tevbeyle, istiğfar ile temizlenmeye çalışan kullarını Allah sever. Öyleyse ibadete devam etmek neyi kazandırır bize? Salih amellere devam etmek neyi kazandırır bize? Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmayı bize temin eder kıymetli dostlar. Bir hadisi kutside Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى اُحِبَّهُ Yani kulum farz ibadetleri yapınca çok severim kulumun farz ibadetlerini. Ama nafile ibadetleri kulum devam eder, devam eder, sünnetlere devam eder, devam eder. Ben kulumu severim. Öyle bir noktaya gelir ki ben o kulumu severim. Ben kulumu sevdiğim zaman gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Ben bu kulumu üzmek istemem der Allah Celle ve Aleyh Hazretleri hadisi kutsisinde.